Bir anne bir arabanın kaputunda 40 kilometre tehlikeli bir yolculuğu neden göze alır sizce? O arabanın içinde kim vardır? Tabii ki evladı. İşte Düzce'de bir kadın. Bakın, boşanma aşamasındaki eşi tarafından kaçırıldığı iddia edilen oğlu için, dediğim gibi, aracın kaputuna tutunduğu kilometrelerce yol gitti. Baba Ali Osman Şentürk enteresan bir açıklama yaptı. Oğlunu kaçırmadığını, olayın yanlış anlaşılmaktan ibaret olduğunu söyledi. Ama tabii böyle bir savunma, akıllara zarar bir savunma, onu tutuklanmaktan kurtaramadı. 14 yaşındaki oğlunu kaçırdığı iddia edilen kocasını durdurmak için aracın kaputuna atladı. Tam 40 kilometre ölümle burun buruna kaldı. Ben İstanbul'da babamla babaannemle yaşıyorum. Okulum da aynı zamanda orada. Ben kaçırılmadım. Bu olay baştan aşağıya tamamen asılsız ve yalandır. Ben cani baba değilim. 17 yıllık eşine boşanma davası açan 43 yaşındaki Sevcan Şentürk, iki kızıyla ailenin Düzce'deki evinde yaşıyordu. Ali Osman Şentürk ise 14 yaşındaki oğluyla İstanbul'daydı. İddiasına göre neredeyse her hafta oğlunu annesi ve kardeşlerinin yanına gönderiyordu. O gün de oğlunu kendi elleriyle eşinin yaşadığı adrese bıraktı. Ben oğlumla birlikte Adana'dan misafirlikten gelirken Bolu'ya doğru, oğlum kardeşlerini görmek istedi. Daha önce de zaten yaklaşık her hafta gönderiyorum. Ancak çocuk annesinin evine gittiğinde neye uğradığını şaşırdı. İddiaya göre annesi ve yakınları kapıyı üzerine kilitleyip babasına gitmesini engellemeye çalıştı. Çocuk bu durumu hemen babasına bildirdi. Eve gönderdim. Sonra 10-15 dakika sonra oğlum beni aradı. Dedi ki baba, kapıyı üstüme kilitlediler. Daha önce de benzer anlaşmazlıklar yaşadığını söyleyen Ali Osman Şentürk hemen eve gidip oğlunu almak istedi. Ama eşi kaputun üzerine atlayıp onları engellemeye çalıştı. Sonra çocuğumu kaçırıyorlar diye bağırıp bütün mahalleyi, daha fazla kişileri üzerime salarak can havliyle biz arabaya bindik, kaputtan indiremedik. Yalvardım, daha önceki gibi yapma, çocukların psikolojisi bozuluyor diye. Eşini ve oğlunun uyarılarına rağmen kaputtan inmeyi kabul etmeyen kadın yaklaşık 40 kilometre kaputta böyle yolculuk etti. 17 yıllık eşim beni durmaya kattı. Arabanın üstünde kaputa kendimi atmak zorunda kaldım. Araba üstüme sürünce. Ben ölmedim. Yaşıyorum şu anda. Öldükten sonra da haber olmak istemiyorum. Baba Şentürk ise eşinin iddialarını yalanladı. İzimizi kaybettirdik zannettik ama arkamızda 6 araba. Bizi yaklaşık 11-12 kilometre taciz ettiler. Ara sokaklarda birkaç defa durmama rağmen in diye indiremedik. Sonra araçlar bizi takip etti. Bu haber tamamen yanlıştır. Bu kadın şizofrendir. Daha önce de benim üzerime birçok kez saldırı düzenlemiştir. İki tane kız çocuğumu görüşemiyorum. 14 yaşındaki çocuksa babasının kendisini kaçırmadığını, kendi isteğiyle onunla birlikte gittiğini söyledi. Ama bu sözleri babasını tutuklanmaktan kurtaramadı. Kendi isteğimle gidiyorum babamla. Okulum da orada. Kaçırılma falan söz konusu değil.